Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde motorlardaki aşırı yağ sarfiyatının nedenleri konusunu işleyeceğiz. Motorlarda aşırı yağ sarfiyatı, yağ sızıntıları, turbo şarj sistemi kaçakları ve silindir kapağı ve silindir sistemlerinden kaynaklanan yağ sarfiyatı şeklinde görülmektedir. Motorlarda yağ sızıntıları genellikle keçelerden kaynaklanmaktadır. Aşınmış veya İlk montaj sırasında yerine düzgün oturtulmamış keçelerden sürekli yağ sızıntısı olabilir. Aşırı yağ kaçağının diğer bir nedeni de turbo şarjdır. Turbo şarj mili veya bunun yataklarında oluşabilecek en ufak bir boşluk yine motorda aşırı yağ sarfiyatı şeklinde görülür. Motorlar 5000 devir bölü dakika hızında çalışırlarken turbo şarj ünitesi çalışma hızı yaklaşık olarak 125 bin ila 205 bin devir bölü dakikadır. Arkadaşlar şimdi de silindir kapağı ve silindir sistemlerinden kaynaklanan yağ sarfiyatlarını inceleyelim. Şimdi motorlarda biliyorsunuz karbon birikintileri meydana gelebiliyor. Karbon yani kurum yakıt karışımının bir miktar yağ ile yanmasından doğan bir yan üründür. Yanma odasında oluşan karbon bu yanma odasındaki ısının iletilmesine engel olur. Ve bunun sonucunda da motor parçaları ne yapar? Isıyı üzerlerinde tutarlar ve yanma odasının sıcaklığını yükseltirler. Bu durumda motorda vuruntu, yakıt kaybı, düzensiz çalışma ve supap başlarında karıncalaşma şeklinde görülmektedir. Araç motorlarında bulunan pistonların üst tarafında sekmanlar bulunmaktadır. Bu sekmanlar sızdırmazlığı sağlarlar, silindir yüzeyindeki yağı sıyırırlar ve pistonu soğuturlar. İşte bu sekmanların görevlerini tam olarak yapabilmeleri silindirlere dairesel olarak temas etmelerine bağlıdır. Motorlarda yanma odasına yağ silindir kapağından ve silindir yüzeyinden ve sekmanlardan girmektedir. Şekilde görüldüğü gibi eğer supap guide'ları ile supaplar arasında bir aşınma meydana gelmişse bu aradan sızan yağ yanma odasına ulaşır ve yanarlar ve sonuç olarak da yağ sarfiyatına neden olurlar. Buradaki guide'lardaki aşınma hem emme guide'larında hem de egzoz guide'larında meydana gelebilir. Eğer aşınma emme guide'larında ise rolant esnasında yükselen emme manifold basıncı ile birlikte yağ buharı yanma odasına emilir ve burada yanma meydana gelir. Egzoz guide'larında eğer aşınma meydana geldiyse de bu guide'lardan emilen yağ yanma odasına girmeden egzoz sistemine aktarılır ve sıcak egzoz gazları vasıtasıyla de yanar. Bu durumlar hep yağ sarfiyatına sebep olur. Bu aşınmalar ayrıca yüksek ısıda çalışan supaplar ve guide'larda oluşabilecek aşırı boşluklar ısı iletimini engellerler ve supaplar bu durumda yuvalarına düzgün oturmazlar. Bunun sonucunda da supap ve supap oturma yüzeyleri de daha çabuk aşınır. Sekmanları değiştirirken mutlaka supap guide'larında değiştirmeliyiz. Çünkü yeni sekmanlar takıldığında emme manifoldundaki basınç azalır ve vakum artar. Bundan dolayı da eğer guide'ları değiştirmezsek burada yağ sarfiyatı meydana gelir. Silindir kapağını revize ettiğimizde yine supap guide'ları mutlaka değiştirmelidir. Çünkü silindir kapağını revize edip eski supapları kullandığımızda bu guide'lardan ne olur? Yağ kaçağı meydana gelir. Bunun sebebi şudur. Revizyon esnasında supap saplarındaki karbon, kurum, bu tür birikintiler temizlenmektedir. Ve aşınmış guide ile supap sap arasındaki yağ boşluğu da bundan dolayı artar ve motorda yağ sıkma şikayeti meydana gelir. Silindir kapağından yağ kaçağı kontrolü yapılırken öncelikle egzoz dumanı kontrol edilir. Daha sonra manifold söküldükten sonra hava portlarında yağ birikintisi olup olmadığına bakılır. Bir diğer kontrol de supap başlarındaki kurum kontrolüdür. Şimdi de silindir sisteminden kaynaklanan yağ sarfiyatını inceleyelim. Silindir sisteminden kaynaklanan yağ sarfiyatında incelenmesi gereken 5 temel nokta vardır. Burada birinci noktamız ana ve kol yatakları. İkinci noktamız silindir yüzeylerindeki deformasyonlar. Bunlar işte ovallik, koniklik ve
aşınmadır. Üçüncü incelenme noktamız honlama kalitesidir. Yani yüzey pürüzlüğü. Beşinci nokta pistonlar ve altıncı incelenmesi gereken yer de segmanlardır. İlk olarak aşınmış ana yatakları inceleyelim. Aşınmış ana yataklardan çok fazla motor yağı süzülmektedir ve bu yağ kramp mininin yardımıyla silindirlerin içine savrulmaktadır. Ana yatak boşluğu 0 tam %4 milimetreden 0 tam %7 milimetreye yükseldiğinde silindirlere savrulan yağ da 5 kat artmaktadır. Aşınmış ana yataklardan çok fazla yağ süzülmesi durumunda biyel yataklarına da yeterince yağ gidemez. Rölanti devirlerinde biyellerin silindirlere gönderdiği yağ yetersiz olur ve segmanların aşınması da hızlanır. Biyel yataklarında bulunan yağ boşluğu aynı ana yataklar gibi motor yağının silindirlerin içlerine savrulmasında etkilidir. Aşınmış biyel yataklarından silindir yüzeylerine çok fazla miktarda yağ savrulur. Silindir yüzeyindeki bu fazla yağ segmanlar tarafından kartere sıyrılıp kontrol altında tutulamaz. Aşınmış krank minim uydularının etkisi aşınmış yataklar ile aynıdır. Krank minim uydularında aşınma, ovallik veya koniklik toleranslarının dışında ise krank mini mutlaka uygun ölçülere taşlanmalıdır. Taşlanan uydulara yeni yani farklı yataklar takılarak yağ sarfiyatı engellenir. Bildiğimiz gibi biyeller ve krank mili karter içerisindeki yağ vurarak bu yağı silindir yüzeylerine savururlar. Eğer karterdeki yağ seviyesi normalin üzerindeyse daha fazla yağ silindir yüzeylerine savrulur. Karter yağ seviyesi yağ çubuğunun iki çizgisinin ortasına kadar olmalıdır. Ana yatak civataları, biyel civataları veya somunlarının uygun olmayan tok değerlerinde sıkılması sonucu kullanılan yataklar şekil değiştirir. Düzgünlüğü bozulan yatakların kullanım ömrü kısalır ve yataklardaki boşluktan dolayı da fazla miktarda yağ silindirlere savrulur. Bir diğer yağ kaçak sebebi de silindirlerdeki ölçüselliktir. Segmanların 3 görevini hatırlatmak gerekirse bunlardan birincisi neydi? Sızdırmazlığı sağlamak. İkincisi silindir yüzeyindeki yağı sıyırmak ve üçüncüsü de pistonu soğutmakta. Segmanlar bu üç görevi ancak silindir yüzeyine bütün segman çevresiyle dairesel olarak temaslı bir şekilde çalıştığında sağlanabilmektedir. Silindirlerdeki koniklik durumunda silindirin bir yerinde piston boşluğu çoğalır ve piston geçici olarak bir tarafa doğru eğilir. Pistonun diğer tarafındaki silindir yüzeyinden motor yağı yanma odasına geçer. Ayrıca her strokta silindir yüzeyini takip eden segmanlar çapsal olarak açılıp kapanacakları için de kısa zamanda aşınırlar. Silindirlerdeki ovalik durumunda ise segmanlar silindir yüzeyine her zaman dairesel olarak temas edeceği için silindir yüzeyindeki ovalik yağlama yağının kartere sıyrılmasını zorlaştırır. Motor yüksek devirde çalışırken her strokta segmanlar silindir yüzeyine tam olarak temas etmeyecekleri için motorda yanma odasına doğru karter yağı sızar. Silindirde ovallik olması durumunda segmanlar ovalliğin olduğu noktada ağız ağıza gelirler. Çalışan silindirlerin şekli özellikle yanma odası bölgesinde bozulur. Bu şekil bozukluğuna uğramış silindir yüzeyi çevresinde segmanlar tam temaslı takip sağlayamazlar ve silindir yüzeyinden yağı muntazam bir şekilde sıyıramazlar. Honlama işlemiyle silindir segmanların çalışması için uygun hale getirilir. Honlama sonucu oluşan yüzeyin kalitesi motorun gerçek ömrünü belirler. Honlanmış bir yüzeyin kalitesini mikron bazında ölçüm yapan cihazlar, yani bunlar yüzey pürüzlük ölçüm cihazlarıdır. Bunlar olmadan ölçebilmek imkansızdır. Silindir kapak civataları sırasıyla ve istenilen değerlerde sıkılmadığında silindir bloğunda ve silindir kapağında iç gerilimler meydana gelir. Bu iç gerilimlerden dolayı da silindirler şekil değiştirirler. Bunun sonucu olarak da silindir yüzeyindeki motor yağı yanma odasına doğru basılır. Silindir kapak civataları sıkılırken, yani torklama işleminde kullanılan tork metreler mutlaka
kalibre olmalıdır. Bir diğer yağ kaçaklarının sebebi de soğutma sisteminden kaynaklanan, kireçlenmelerden kaynaklanan kaçaklardır. Su kanalları ve radyatörün içinde pas, kireç ve tortu ile diğer birikintilerin toplanması veya bazı soğutma borularının korozyona uğramış olması sonucunda soğutma sistemi verimli çalışmaz. Bu durumlarda motor gerektiğinden fazla ısınır ve silindirlerde bölgesel ısınmalar ve deformasyonlar meydana gelir. Silindir yüzeyindeki bu bölgesel termal yüklenmeler yağın yüzeye yapışma karakteristiğini değiştirir. Aşınmış segmanlar silindir yüzeyine yeterli basınçla temas edemezler ve silindir yüzeyindeki yağın yanma odasına geçişine müsaade ederler. Ayrıca kartere kompresyon kaçağı miktarı da artar. Segmanların aşınma miktarı en kolay segman ağız açıklığı kontrolü ile anlaşılmaktadır. Motor demonte edildiği zaman segmanlar mutlaka değiştirilmelidir. Piston segman yuvalarının yan yüzeylerinin doğru ve düzgün olması segmanların gaz ve yağ sızdırmamaları için önemlidir. Segmanların piston segman yuvalarındaki yan boşluğu 0,05 ila 0,10 mm'yi geçmemelidir. Konikleşmiş veya düzgünlüğü bozulmuş segman yuvalarına yani kanallarına yeni segmanlar takılsa bile segmanlar yuvalarına tam olarak oturmazlar. Motor yağı segmanların arkasından dolaşarak yanma odasının içine girer ve yanar. Segman sıkışmasının 3 tane sebebi vardır. Bunlardan birincisi segmanların yetersiz yan boşluk ile yuvalarına takılmış olmaları. İkincisi montaj sırasında segman yuvasında küçük bir pislik parçası kalması. Üçüncüsü de uygun olmayan motor yağı kullanılması ve bu durumda kurum oluşmasıdır. Ağır çalışma koşulları sonucu pistonlarda ve yağ segmanlarında bulunan yağı kartere geri boşaltma delikleri karbon birikimi ile tıkanır. Deliklerin kapanması ile birlikte silindir yüzeyinde kalan yağ segmanın yukarı ilerleyişi ile birlikte yanma odasına itilir ve motorda yağ yanma miktarı fazlalaşır. Silindirlerde regdefiye kararı alabilmek için ovalik ve koniklik ölçülerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ovalik nedir? Ovalik kompresörü olduğu yerde silindir içerisinde 90 derece döndürerek yüzeyin enine ve boyuna göre alınan ölçüler arasındaki fark bize yüzeyin ovalini vermektedir. Koniklik ne demektir? Koniklik de kompresörü silindir içerisinde aşağı ve yukarı kaydırarak alt ve üst kısmından alınan ölçüler arasındaki fark da bize yüzeyin konikliğini vermektedir. Motorlardaki yağ kaçaklarını anlattığımız dersimiz burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.